Şiirlerle Menkıbeler İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh Yarar iş bir tektir. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor bir nasihatlarında. Hak Teala bizleri o büyük peygamberin Nurlu olan yolunda bulundursun hep. Amin. Kurtarıp bu dünyanın çerçöplerinden bizi büsbütün kendisine bağlasın kalbimizi. Ne kıymeti vardır ki paranın, malın acep? İnsan onun peşinde ömrünü harcasın hep. Ey insan, evin tarlan zindan olmuş baksana ardında koştukların düşman olmuş hep sana oğlum ne güne kadar sürecek daha bu gaflet ölüm uyandırmadan uyanmalıdır elbet ölmeden ahirete yarar iş yapmalı ki insan böyle kurtulur azaptan tabii ki ey oğlum ahirete yarar işte bir tektir o da Resulullah'ın yolunda yürümektir. Her şeyden daha önce mümine lazım olan edinmektir dost doğru bir itikat ve iman. İşlerde ve sözlerde hatta her harekette emir ve yasaklara uymalıdır elbette. Bu emirlere uymak necata olur sebep yani tatbik edene iyilik getirir hep. Bunlardan ayrılmaksa elbette çok kötüdür. İnsanı utandırıp felakete götürür. Yine bir mektubunda buyurdu ki, Evladım, ebedi saadetler versin sana Allah'ım. Bizlere doğru yolu ihsan etti Rabbimiz. O göstermeseydi bulamazdık onu biz. Allah'ın biz kullara gönderdiği Resul'e inandık, iman ettik. Bin canla, bin gönülle. Zira ona uymakla umulur sonsuz necat. Ona uymayanların sonu olur fecaat. Kul bin sene yaşasa ve etse ibadetler, ...ve nefsine çektirse çok sıkı riyazetler. Eğer Resulullah'a olmadıysa tabi... ...bunların arpa kadar kıymeti olmaz tabi. Su gibi görünürse nasıl ki çölde serap... ...o ibadetlerden de alınmaz hiçbir sevap. Lakin ona uyarak yapılsa az bir amel... ...o bin yıllık taatten olur üstün ve güzel hatta bir iş olmayan uyku bile mesela ona tabi olunca olur güzel ve ala kaylule etmek yani gün ortasında biraz uyumak o resulün adetiydi kış ve yaz ona tabi olmayı düşünerek bir kimse eğer gün ortasında bir miktar uyur ise, bu uykudan o kadar görür ki çok menfaat, o bin yıllık taatten üstün olur kat be kat. Çünkü bu, ona tabi olarak uyumuştur. O ise ona değil, kendisine uyumuştur.